Evet. Ay fuck. Orada Mikasa'yı kes. Saymadı. Well if he ain't first blooded. Onu saymadı. Botulu hediye etti. Üstüne bir de en önemli olay. Orada Tether aşağıda kaldı bağlandığında. Bozuldu. Evet evet. Yani en önemli şey early doğu Bristle'ın spray stacklerinin üzerinde kaç tane var onu saymak. Zaten ona göre damage patlıyor. Biraz daha agresif oynarsa Bristle Back ajan çok rahat alacak. Jill geldi orada. 3 kişi x2'li yedirdi. Jellyman Ensnare geliyor. Üstüne Purge'ı da kullandı. Ajan right click orada. Gacha dönebilecek mi? Bir daha Purge'ı kullandı. Moonchild. Ölmemek için her şey bastı ama orada zorla tavra ölüyor Gacha. Legion'a kaldı kilidi. Çok sıkıntı yaşamıyor. Yukarıda yakınlaşmalar var. Yine teleport geliyor. Nexus Prophet'ten ajan. Tether çok güzel yerde attı ama. Yanlış yere düştü. O yalnız. Moonchild'da ne varsa kullanıyor. Yani oradaki Purge'ü bile kullandı. Ya o Purge zaten en çok işi yapıyor benim gözümde şu anlık o lane'de. 3 kill'in içinde de Satyr'in avantajı vardı. Da oldu. Arkadan yaklaşıyorlar. Ajan Nexus evet. Prophet de geldi. Purge geliyor. Centaurus'tan da var. Ajan yapacak bir şey yok. Çok güzel bir etkileşim sergiliyorlar. Gene Ajan'ı kesti. Ajan'ı artık oradan bırakıp Legion'ı jungle'a yollamaları lazım benim düşüncem. Aynen öyle. Aynen öyle. Gacha'ın da zaten farmını engelleyeceğiz derken 2 kill bir asist bırakmış oldular. Stress'i çıkarabilecek damage nerede başlıyor? Ember'ın Flame Guard'ı üstüne Laguna Blade, Dragon Slave. Bunları es yalnız geçmemek lazım. Çok iyi şimdi Kes geldi. Purge de geliyor. Stun orada. Tek kişilik. Tabi burada God of War ölürken aşağıda da Ember'la birlikte Mikasa. Kilisi kapışıyorlar. Gacha'nın ultisi yok. Olsa kili alabilirdi. Eş zamanlı birer kill. Nexus Prophet'e karşılık. Nitekim Dimer kili geldi. 5-2 oldu skor. Ace'unu var üzerinde. Ekstradan Nexus Prophet Facebook'u almış. Bir Gauntlet var. Buradan dram yapacağını düşünüyorum ama tutup da değişiklik yaparaktan şimdi Mikasa yaklaşıyor. Stun'a attı. Pasif üstüne Laguna bile. Burns, doesn't it? Bir level'da bırakınca böyle oluyor. Arkası dönük olsa bile pek işlemedi. Şimdi ikiledi Canberk o da. 8 level olduğu gibi. Aynen. Şimdi Legion'ın istediği gibi gitmedi oyunun başı. 6 level olmasıyla ilk yalnız duel gelecek mi diye bakıyorum yaklaşıyor. Ama çok riskli o dönem. Yok orada Gacha'ın ultisinin olduğunu biliyor ondan çekiniyorlar. Enchant'a döndü. Enchantress'de kendi jungle'larını farmlıyor derken Chakra ultiyi atıp direkt sola çıkarttı orada. Creep wave'in olmayışıyla. Hiç beklemedi. Ayo'da yardım edemedi. Tether'ı cooldown'da olduğu için. Yıllık... Bristle Back geldi. Stun başarılı değil. Ember'a bakacağımızdı. Dan orada da çünkü her şey yolunda. İsterse Travel'ı getirtebilir. Gold'a da erişecek şimdi. Ne dersiniz? Travel mı alır yoksa Dram mı? Ben Travel'dan yana dakika kullanacağım. Dakika çok iyi. Travel geldi. Ajan da ister yolunda gitmiyor. Ajan şimdi düel geldi. Stun geliyor Kescore'da. Nexus Prophet'le gelecek. Evet yalnız. Bırakmadı. Şimdi Mikasa da geldi. Orada healıyor ajan. Fire'ı kullandı. Döndüler. Hızlı bir şekilde kill aldı. Jellyman. Moonchild da geliyor. Yalnız Moonchild'ın yanında bu sefer satirler yok. En önemli olay o. Arkadan Ogre geliyor. Ajan ölecek. Ajan alacak bir yerini sanmıyorum ya. Mikasa'ya belki dive'larsa. Stick charge için. Stick charge için geri döndü. Şimdi chain'de tuttu. Orada ölür diye Moonchild bıraktılar. Terlix'e döndü. Yalnız manası bitti Ember'ın. Vura kesebilir stick... orada Bristle Back denemiyor. Stick charge'ı. Chain tuttu yalnız Mikasa. Mikasa geldi. Burn 2, right click gelecek orada kes. Başarılı healing selvi kullandı yan tarafta da. Gash da geldi. Gash'ın ultisi var. Mikasa'ya döndü attı. God of Arena killer toplayabilir. Bakıyorum Laguna Blade de var. Atarsa atamadı yan tarafa. Şimdi Witch Doctor vurdu.
Laguna Blade orada yanlış kişi ajan. O da yakalandı. Fight öyle bir sürdü ki bütün haritayı dolandılar yukarıdan mid'e doğru. Fight yapa yapa. Her iki takımın da teleport rotasyonlarını tebrik etmemiz lazım. 1.5K gold'a 300 gold'luk değişim, 2.8K experience'a 1.5K experience'lık değişim var. Evet, bu 4'e 3'lük değişim sonucunda Noshit Sherlock avantajla ayrılmış oldu. Rena'da orta lane'i pushluyorlar. Alt kule düştü. Üstüne Nashid Prophet geldi. Şimdi stun üstüne çok Dragon. Çok geldi. Slave Laguna Blade. Kesecek orada, yapacak bir şey yok. Botu çarşını kullandı ama başarılı olamadı. Kaçmayı başardı. Kaçmayı başaramadı, özür dilerim. Üst kule de düştü. İki kule olmadı. Orta kule. Drew 153 canda. Buna karşılık üst kuleyi alabildi. Ant takımı. Noshi Sherlock ise alt kuleyi alıp tamamladı. Juggernaut'ın itemlerine bakacağım Canber. O da mı dram gidiyor? O da dram gidiyor. 200 gold'u kalmış dramı bitirmesine. Jelen'e dönerlerse yalnız işler değişir orada. Jellyman. Jellyman kötü yakalandı ya. Nereden çıkacağını şaşırdı. Evet. Relocate ile birlikte kaçırdı. Ajandan güzel oyun. Ajandan güzel yalnız oyun dönüşüne... ama. Dönüşüne fight yapmaları lazım yoksa... Centaur stun'ı. Yok cooldown. Yok ya, fight yapacaklarını sanmıyorum. Yok, o da denemediler. Sprintlerin damage'ini yedirdi. Severance'ı da yapmış. 20 dakikada bitirecek bu gidişle. Yalnız orada Invis kes geldi. Impetus da var. Swap. Ajan. Üstüne Omni Slash. Wishlacker Ward'u da geldi ajanı. Yine kesildi. Aradan çıkaracaklar. Şimdi mana bitti. Manası kalmadı. Güzel bir juk denedi orada ama sonrasında o da Buriye'den aldılar sanki. Gach triple kill alıyor. 2K gold'a erişti bu kombattan sonra. 1.2K gold almışlar. Ember'ın free farm'ına ihtiyaçları var ama buna karşılıklı hızlı push yapabilen Noshit Sherlock takımı rahat durmuyor. Hem kombatları alıyorlar. Hem de kuşunu yapıyor. Bundan Gelin. Biraz bahsetmiştik açıkçası. Hani Noshit Sherlock takımı Ember farm alana kadar haritaya hapsederse Ember'ı sıkıntı olacaktır diye. Şu an... Fakirliklerinden değil, birazcık böyle kıstırılmışlıklarından atamıyor Canberk. Glimmer Cape'i çekti Wishlacker üzerine. Bakıyorum. Yaşayı almış kaç. Şimdi smoklandılar hızlı bir şekilde. Deneyecekler şanslarını. Jellyman'in Dagger'a gold'u var ama ne alacak? İzleyip göreceğiz. 2.4K yakın parası oldu. Crimson'u bitirdi. Bristol Back. Yalnız Bristol'da da Bounty Rune var. Onu da es geçmemek lazım. Arcane Junk'u düzelteyim onu hemen. Ben ne dedim? Özür dilerim. Bounty dedin sen. Ha, evet aynen. Pardon. Onlar da güzel gelmiş. Teleportla birlikte geri dönüyorlar. T3'e vurmaya başladı. Şu T3 anda düştü bile. Düştü evet. Onu da söyleyebiliriz. Stun geldi. 240. Yok düştü artık. Wave of Terror geldi. Sprout geliyor. Tekrardan çıkardı. Orada geri dönmek gibi bir niyetleri yok. Gach'ın Aegis'ine güveniyorlar. Orada kes sekecek yalnız aralarında. God of Arena ile Burn to Kill arasında. Crimson God... basma zamanı şu anda. Slight of Fist üstüne chain başarılı. Free var, dikkatli olmaları gerekiyor. Omni Slash geldi. Üstüne Wishlacker vurdu. Lina'yı aradan çıkardılar. Lina'da buyback yok. Spout geldi. Crimson cooldown. Deneyecek mi şansını? Slight of Fist üstüne chain var. Orada Slight of Fist üstüne chain'i creep wave atmayı tercih etti Burn to Kill. Jellyman Shadow Blade. Shadow Blade'ini bastı ama. Şöyle right click attı ama arkadan vurdu. 21-9 skor. Bütün manasını o 4 level heal'a harcadı Wishlacker ve takımını ayakta tuttu Enchantis'le beraber. Lane Rax alıp çıktılar. Aegis de düşmemiş oldu. Bu şekilde de High Ground'da kalabiliyorlar. Aegis bitmeden bir daha girmeyi düşünüyorlar. Görünen o ki. Şimdi Slight of Fist üstüne chain bir stun daha.
Crimson'u bastı, swap geldi orada, Laguna bilet geliyor, düel geldi, aradan çıkardılar, Wishtaker vurdu. Çok fazla sekti, üst gün Omnislash ile birlikte orada kill almayı başardı, 2 kişilik başarılı bir stun. God of Arena'dan kaç. Gaç kaçmayı başardı, Aegis'le düşmedi, Moonchild'a vuruyor. Orada stun'ı atamadı, buyback ile birlikte geldi. Şeyini atarken triplere tuttular. Hı hı. 24'e 10 skor. Buyback de attırınca çok fazla eksi golda düşürmüş oldular Ember'ı. Eksi 925 gitti ondan. Hı hı. Dair ekibi ise 1200 gold kazandı buradaki fight'tan. Parmiya da birazcık daha tanki slow tercih eder mi dedim ama yok. Yapmadı. Direkt defusal aldı. Şimdi swap geldi. Laguna Blade düel. İkinci düel. Yalnız bir anda hızlı hızlı düeller gelmeye başladı orada. Satriani, Satriani. Şimdi fark etti, burn to kill, chain başarılı, yalnız teleportu chain'den sonra attı. Güzel bir hareket gördük Satriani'den. Yalnız bu killer sıkıntılı Canko, çok fazla para gold bırakıyorlar. 1700 gold, şimdi az önce 1K'ya yakın gold kaybeden Ember toplamış oldu o X'ini. Kristal'e doğru ilerleyecek, double damage run'u var. Bir sonraki combat, ona da dikkat edilmesi gerekecektir. Umarım görüyordur No Shit Sherlock takımı. Yakalayabilirler şimdi mi? Şimdi düel geldi. Gacha bitimine stun deneyecek. Stun da geliyor Laguna Blade. Düeli alamadı. Ama önemli bir kill aldılar. En azından onu söyleyebiliriz. Şimdi swap, EO geldi. Stun Moonchild aradan gidiyor. Şimdi üstüne bir de Satriani'yi kovalayacak. Satriani'yi de alacaklar. Stun geldi. Bir right click mega kill serisini burn to kill'e verdi. Çom ağzımı açtım galiba, o comeback'li oyun mu geliyor yoksa canım yine. Yani 2800 toplam gold aldılar buradaki 3 kill'in ardından. Çok dikkat çekici bir ismi var. Değil mi canlar? Bana mı öyle geliyor yoksa? Şimdi Jellyman girdi. Dövreşle birlikte Rattili yaptı ama kes. Orada heal bakalım. Ölmüyor. Burada harç attılar üstüne Omnislash. Swap geldi yerinde orada. Üstüne Laguna Blade yerinde bir hareket Jellyman'dan, fakat orada Enchantress Impetus'la birlikte aradan çıkardı. Stun geldi, Gacha bu kısanda Gacha aradan çıkarıyorlar. Üstüne geri döndü, şimdi 3 kişi yedirdi orada Jellyman, Impetus, Sleight of Fist yeterli değil. Yine Rax'ı alamadılar. Buyback geldi. Eksi 1k gold. Dezavantajla ayrılıyor buradan Ant ekibi. Rax'ı korumuş oldular ama 1400 gold'da No Shit Sherlock ekibi kazandı. 4500'de experience avantajla ayrıldılar. Galiba Bristol Mac 5'er artı Abyssal yapacak ya. Ben mi? Yoksa Shiva falan mı? Shiva gelecektir diye düşünüyorum ben. Ben o Sengent Yaşa'dan sonra sanki DPS'e dönecek de 5'er alacak diye umuyorum. Şimdi düel geldi Gacha. Gacha aradan çıkarıyorlar. Düeli aldı. EU geldi Bristol'da. Tether'la bağlı bir şekilde. Kes üstüne bir şartları vurdu. Swap geldi. Stun'ı atmaya başardı. Crimson basıldı. Burn to kill kaçmaya çalışıyor. Döndü. Slight of East'i attı orada. Remnant'la birlikte geri çekiliyor. Jellyman vuruyor. Stun geldi orada. God of Arena'da. Terlik Sarka'dan çıkardı. Mikasa'ya döndüler. Steve attı. Stun geliyor orada. Slight of East'i boşa mı attı derken bir daha atıyor orada. Kritikle tutmadı şansına. Şimdi relocate'den sonra dönemeyecek ajan. Ajan dönemeyecek, orkide de yedi çünkü. Yapacak bir şey yoktu. Ember ölü değil, Legion yaşıyor. Üst lane pushlanıyor. Juggernaut'un gelmesi 20 saniye var. Orta lane'e dönüyorlar. Slight of East'e defleyebilecek mi bakalım Ember? Ya üstünde daha doğrusu da var ya, bununla bununla beraber birazcık deflemeye çalışacak. Şimdi düel geldiği anda Jellyman, Jellyman düeli aldı. Aradan gitti, düeli çıkardı. Forty'yi harcadılar. Bir Slight of East'a Satriani orada ölüyor. Chain damage'in öldü. Jellyman kovalayacak. 2 saniye, 1 saniye var. Silver Edge'e şimdi bastı.
Burntekil yakalayabilir mi? Yakalayabilir. Burntekil çeyin üstüne Slide of Fist başarılı. Remnant var arkada. Jellyman'in 70 düel damage'i olduğunu hatırlatayım. 30-19 ama büyük bir şekilde oyuna direnmeye çalışıyor Ant takımı. Ant mı içmişler Canberk acaba kazanmak için, ne dersin? Bence kesinlikle Ant içtiler. Bir yandan da Highground defansları çok iyi Ember'la beraber Legion Commander'ın. Bu arada hani buna o slogandan zaten dolayı geliyor, ben söyleyeyim de sonra hani yanlış anlaşılmasın. Nasıl yarın tam söyle, ben mesela bilmiyorum, o zaman hep beraber bilelim. Doktor, her şeyi bizden öğrenecek değilsin, koskoca Google amcan var, sor. O da olmadı, Thor'a sor. Bulursun yani. Anlatsan çok mu zor şimdi? Ya. Bak şöyle yapalım arada sana. Şimdi Mikasa'ya tıkla, tamam mı? Tıkladın mı? Tıkladım. 3 boyutlu bak. Baktım. Nasıl gidiyor? Koşarak. Evet. Ben de yürüyerek olduğunu sanıyordum. Koşarak gidiyor, aynen doktor. Bu nasıl bir muhabbet? Smoke basıldı 2 kişilik. Bu mantayla beraber orkide de. Şimdi Wave of Terror geldi. Dragon Slave üstüne. Slide of Fist Chain. Bakalım kaç. Kaç stun geldi. Bir Slide of Fist daha. Orada Mikasa'nın canı çok az kaldı. Swap için bekliyor. Jellyman healladı kendisini. Rocks'lara fokuslanıyorlar. Stun başarılı. Bristol Beck'e. Orada ward bitti. Bakalım ne yapacaklar şimdi kaçmaları için. Sebep kalmadı. Swap geldi orada. Bristol Beck'i kesebilirler. Bristol'a zorluyorlar. Venture'lu kesti aradan. Juggernaut fokuslanıyor. Lina Bristol Beck'in killinden sonra Laguna Blade'e Moonshield'a harcadı, üstüne healing var. Gotch geri çekilmeye çalışıyor. Burntekil Flight of Fist geldi. Flight of Fist oradan 4'ü birden Satriani'nin healıyla birlikte rahat bir şekilde çıktılar. Range Barak'a gitti. Mili hala duruyor. Onu es geçmeyelim. Yine bir şekilde savundular denilebilir. Bristol Beck'i kestiler, Aegis düşmedi. Buna karşılık bir support kill'i verdiler. Düel alamadı bu arada. Düelden, düelin bitimini aldılar doğru gördüysem. Crimson basıldı. Dragon Slayer swap orada. Laguna Blade aradan çıkardılar üstüne. Omni Slayer, Jellyman yakalandı. Jellyman bye bye yok. Silence da geldi. God of Arena'yı da kesmeyi başarıyorlar. Gotch orada relocate araya gitti. Tek başına gidiyor. Buyback geldi. Yalnız Bristol Beck durumu iyi değil. Gotch da geri çekilmeyi düşünüyor. Buyback'ten sonra çekindiler birazcık. Relocate de geri mi götürdü? 20 canı kaldı şey. Mili Baraks'ın tekrar dolmaya başladı. Yalnız Jellyman yok. Bu sefer istedikleri gibi olur mu bilmiyorum. Çünkü Earn ve Heal'la birlikte fullendiler onlar da. Wave of Terror geldi. Gotch girdi. Stun başarılı değil. Orada Slide of Fist Chain. Bristol Beck'le birlikte Witch Doctor yakalandı ama kaçıyorlar Glimmer Cape yardımıyla. Mikasa. Yalnız o Cash Cape'sine sekti ya. Galiba beni bari dinliyor yayında. Skadi. Ne dersem inadına başka. Skadi dedin. Evet doktorcuğum. Pardon, Skadi demeyecektim. Satanik aldı. Yakalandı Mikasa. Bak Mikasa şu an terlik sonra kes çekecek. Galiba oyunun bittiği sahne. Yani İnanın bay bey yok. Çıkarttılar. Direkt T4'e koşsalar yeridir. Bay bekleri de yok. Geri çekiliyorlar buna rağmen. Divine'ı gördüler. Demek ki değil süresi. Canberk, Divine o kadar kolay bir item değil yani, çekinebiliyorsun direkt otomatik olarak. Hex geldi. Slide of Fist orada. Gotch mantayı açtı. Witch Doctor vurdu, yalnız orada düşecek. Divine düştü ve GG'lik hareketli diyebiliriz. Düel geliyor Gotch'ı kesebilmek için. Bir de düel verdi. O Divine daha gelmez. Yine oynadı. Evet. Divine'ı Bristol'a yöneliyorlar zaten. İki buyback vardı, onlar da atıldı. Hı hı.
Yalnız yeterli olmayacak bunlarda. Evet, son zamanlarını evet. Yaşıyorlar. Yıl orada yalnız Bristol bir vuracak, kill alacak. GG geldi. Ant, Noşit, Sherlock karşılaşmasında da Noşit, Sherlock ekibi güzel oynadılar. Güzel oynadılar gerçekten. Her iki takım da güzel oynadı. Ama early push'ta aldığı avantaj, site avantajından tut lane avantajına kadar Noşit, Sherlock'a yaradı ve oyunu kazanmayı başardılar Canberk. Öyle diyebiliriz galiba. Aynen.